Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. 5. sınıflar için Türkçe dersi yazılı çalışması yapacağız. Güzel bir yazılı arkadaşlar, hep birlikte hemen başlayalım. Yukarıdaki metnin konusunu yazınız. Sen bizi bu dünyaya getirdikten sonra rehberimiz oldun. Dişimiz ağrısa bizimle ağladın. Hasta olsa başımızda bekledin. Uykumuz kaçtığında masallarınla uyuttun. Hakkını nasıl öderiz hiç bilmiyorum. Boşuna dememişler, cennet annelerin ayakları altındadır diye. Yukarıdaki metnin konusunu yazınız demişti sorumuz. Evet arkadaşlar, anne değil mi? Annelerin önemini anlatıyor. Annelerin önemi anlatılmaktadır diyelim. Kısaca annelerin, şuraya yazalım arkadaşlar. Annelerin önemi anlatılmaktadır. Evet, ikinci sorumuza geçelim sevgili öğrenciler. Aşağıdaki cümleleri amaç, sebep, koşu, karşılaştırma olarak inceleyiniz. Amaç, sebep, koşu, karşılaştırma. Çok sevdiği için hep kitap okuyor. Evet, burada bir sebep var arkadaşlar. Sebep. Çok sevdiği için, yani kitap okuyor sevdiği için. Sebebi sevmesi. Annesini sevindirmek için hediye al. Evet, amacı annesini sevindirmek. Amaç burada arkadaşlar. Eğer bakacaksanız eve bir kuş alırız. Evet, burada koşul, şart cümlesi var değil mi? Eğer, şayet bakacaksanız. En yüksekteki uçurtma benimkiydi. Evet, burada ne var arkadaşlar? Karşılaştırma var değil mi? Kendi uçurtmasıyla diğerlerini karşılaştırma. Şöyle yazalım. İzin almak için müdürün yanına gitti. Evet, amacı ne? İzin almak. Burada amaç var sevgili öğrenciler. Evet, ikinci bölümümüzü tamamladıktan sonra üçüncü bölümümüze geçelim. Arkadaşlar videomuzun hemen altında link var. Orada diğer yazılılara ulaşabilirsiniz oynatma listemize. Hikaye kitaplarını çok beğeniyordu. Hikaye kitaplarını çok beğeniyordu. Burada öznel, nesnel olarak ayırınız demiş soruda arkadaşlar. Öznel ve nesnel olarak ayırın. Öznel biliyorsunuz kişisel kendi yargımız. Nesnel ise herkesçe bilinen gerçek. Hikaye kitaplarını çok beğeniyordu. Burada öznel yargı olarak arkadaşlar ö yazalım. Bu hafta 3 tane yazılımız var. Evet, nesnel bir yargıdır. Yeni gelen çocuğu hiç benimseyemedik. Burada öznel bir yargı var değil mi? Kardeşiyle birlikte uçurtma uçurdular. Evet arkadaşlar, nesnel, görünen bir gerçek. Arkadaşlarının bu davranışı hiç hoşuna gitmiyordu. Burada da öznel bir yargı var. 3. bölümümüzü tamamladık arkadaşlar. 4. bölümümüze geçelim. Aşağıdaki kelimelerin ek ve köklerini ayırınız. Öncelikle kökün ne olduğunu söyleyelim. Kelimenin anlam taşıyan en küçük parçası. Kısaca söyleyelim biz. Kök. Kelimenin, yazalım arkadaşlar. Kelimenin anlam taşıyan en küçük parçası. Anlam taşıması gerekiyor. Anlam taşıyan en küçük parçası kök arkadaşlar. Parçası kök. Ek ise fiil kök ve gövdelerine gelerek onlardan başka isim ya da fiil, isim ve fiil köklerine gelerek şöyle yazalım. İsim ve fiil köklerini değiştiren ekler diyelim kısaca. Değiştiren diyelim. Geçelim sorumuza. Şimdi bakalım ve en anlamlı kelimemiz kalem değil mi? Kalem. Eki ne olmuş? Lik. Evet, bu ek. Bu kök, bu ek arkadaşlar. Komşular. Komşu kelimenin kökü. Lar, eki sevgili öğrenciler. Araba. Araba kelimenin anlamlı kısmı. Kökü yani. M de eki arkadaşlar. Fatsa kelimenin anlamlı kısmı fatsa. L ise eki sevgili öğrenciler. Bakın bu da ek oldu. Böylelikle 4. sorumuzda kök ve ekleri ayırdık. 5. sorumuza geçelim. Kişileştirme ve benzetmeyi bularak yazınız. Cümlelerdekine bakıyoruz. Karşısında dev gibi bir kapı vardı. Nasıl bir kapı vardı sevgili öğrenciler? Dev gibi. Bakın. Deve benzetmiş. Kapıyı benzetme. Kısaca yazalım B. Sonbahar kışın erken gelişine üzüldü. Evet, burada kişileştirme var sevgili öğrenciler değil mi? Sonbahar üzülmez sonuçta. Telefonun zili kapı ziline benziyordu. Evet arkadaşlar, benziyormuş zaten, benzetme. Takvim yaprakları gibi geçiyor ömür. Ömrü neye benzetmiş arkadaşlar? Takvim yapraklarına, yani benzetme.
Suya hasret kalmıştı eski çeşme. Evet, eski çeşme burada hasret kalmıştı. Bir kişileştirme var arkadaşlar. Buraya da K'ye yazıyorum. Beşinci sorumuzu bu şekilde tamamladıktan sonra altıncı sorumuza geçelim. Aşağıdaki kelimeleri aldıkları ek yönünden inceleyiniz ve anlam değiştirenle değiştirmeyeni işaretleyin. İşaretleyelim. Bakalım arkadaşlar. Şimdi kelimenin anlam değiştirmesi için yapım eki alması lazım arkadaşlar. Yapım ekleri neydi? Kelimenin kök veya gövdesini getirerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasına denir. Yani yapım ekleri yazalım. Yapım ekleri kısaca yazalım. Cı, ci, cü. Evet. Lık, gi, daş. Daş. Evet arkadaşlar devam eder. Bir de çekim ekleri var arkadaşlar. Çekim ekleri ise, çekim ekleri nedir? Onları da kısaca yazalım. Çekim ekleri fiil ve isimlerin köklerine veya gövdelerine gelerek yine bağlı oldukları kelime gruplarına göre kelime arasında durum, hal, iyelik, yani de, da, evet zaman, hani çekim şu şekilde zaman ekleri, mış şeklinde, evet. Yani bu şekilde kelimenin anlamını değiştiremez ama kişi eki, me, evet, çekim ekleri de bu şekilde arkadaşlar kelimenin anlamını değiştirmez. Şimdi göze cü yapmış. Cü yapım ekidir arkadaşlar. Anlamı değiştirir mi? Değiştirir arkadaşlar. Yolda, burada da var. Bakın ne dedik çekim ekinde? Yani çekim eki da gelerek, hal eki gelerek anlamı değiştirmez arkadaşlar. Da değiştirmiş. Yine aynı şekilde zaman ekidir, çekim ekidir. Anlam değişmez. Aşçı, çı yapım ekidir arkadaşlar. Aştan, aşmaktan aşçı olmuştur. Anlamı değişir arkadaşlar. Meyvelik. Yine lık arkadaşlar yapım ekidir. Meyveden meyvelik olmuştur. Anlamı değiştirir arkadaşlar. Meyveden meyvelik olmuş. Lik eki gelmiş. Lık yapım ekleri. İsimden isim yapan yapım ekidir. Evet arkadaşlar bu şekilde diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki kelimelerde hangi ses olayları olduğunu yazınız. Hangi ses olayları var? Yazacağız arkadaşlar şimdi. Evet. Daracık da arkadaşlar benzeşme, yumuşama, daralma, düşme, türeme şeklinde ünlü türemesi var. Biz buraya kısaca türeme yazalım. Türeme yazalım. Ben size kısaca anlatayım ünlü türemesini. Sözcükte olmayan bir ünlü oluşması demek. Sözcükte olmayan bir ünlü oluşması. Yazalım arkadaşlar. Kısaca sözcük olmayan, nasıl öğretmemecek şimdi hemen anlatacağım. Olmayan bir ünlü oluşması. Bir ünlü oluşması. Yani şu şekilde arkadaşlar. Darcık değil de daracık. Sözcükte yok A geldi. Mesela emr değil de emir gibi. Buna ne diyoruz biz? Ünlü türemesi arkadaşlar. Tanımı bu şekilde. Evet sırada kaçtı var. Kaçtı ise ünsüz benzeşmesi. Buraya da kısaca benzeşme yazalım. Benzeşme. Benzeşme nedir arkadaşlar? Sert sessizleri ben size bir vereyim önce. Sert sessizler. Kısaca biz bunu şöyle kodluyoruz. Fıstıkçı şahap. Fıstıkçı şahap şeklinde. Kısaca böyle kodluyoruz. Türkçe derslerinde öğretmenlerimiz de yapmıştır. Evet. Fıstıkçı arkadaşlar. Fıstıkçı şahap. Fıstık, çı. Şimdi buradaki seslileri çıkardık mı? F, S, T, K, Ç, fıstık, Ş, A, H, P. Yani sert sessizler bunlar arkadaşlar. Bir de yumuşak sessizler var. Yumuşak sessizleri de yazalım. Yumuşak sessizler B, C, D, G, B, C, D, G, pardon. Yumuşak G, Ş, L, M, N. Şimdi nasıl olacak öğretmenin benzeşme dediğinizde? Şimdi kelimeden kendisinden önce biten son harf sert sessiz ise kendisinden önceki biten son harf sert sessiz ise sert sessiz olur yine. Yani şu şekilde bakın. Kaç tı şeklinde. Bu sert sessiz. Nereden biliyorum? Fıstıkçı şahaptan biliyorum. Yani bu şekilde sert sessiz ise burada kaçtı değil kaçtı şeklinde olacak arkadaşlar. Çünkü buradaki de T olmak zorunda. Sert sessiz olmak. Yine sert sessiz olmak zorunda. T de sert sessiz fıstıkçıdan hatırlayın. Evet. Şimdi bekliyor'a geçelim arkadaşlar. Bekliyor da
Ne var sevgili öğrenciler? Daralma var. Peki daralma nedir? Ünlü daralması nedir? Ben hemen size söyleyeyim. Daralma şudur arkadaşlar. Kısaca ben size hemen anlatayım. A, E ile biten bir fiile. Yani beklemek fiili değil mi bizim? A, E ile biten bir fiile. Your 2 getirildiğinde, your 2 getirelim arkadaşlar. Your 2 getirildiğinde fiilin son hecesi, fiilin son hecesi. I, I, U, Ü ünlülerinden birine dönüşür arkadaşlar. Niye dönüşür diyelim kısaca. Dönüşür. Nasıl oldu? Bekliyor değil de bekliyor oldu. Hemen bir tane daha örnek verelim. Sakla. Bakın. Yani hemen A ve E ile bitiyor. Ben size az önce söylemiştim. A ve E ile biten fiillerde. Fiillerde. Sakla. Saklıyor. Olmuyor. Ne oluyor? Saklıyor oluyor. Anladık mı arkadaşlar? Evet. Bu şekilde de burayı da anlatayım. Şimdi keyfin. Keyfin sevgili öğrenciler. Keyfinde hece düşmesi var. O çok kolay. Ben size hemen göstereceğim. Hece düşmesi diyelim. Nasıl olacak? Öğretmenim diyorsanız. Keyif. Keyfin değil de buradaki i düşürüyorum. Keyfin oluyor. Sorumuz da bu şekilde. Hastalığı. Evet arkadaşlar. Hastalığı ise yumuşama var burada sevgili öğrenciler. Yumuşama da şu şekilde sevgili öğrenciler. Hastalık yazalım, yumuşama yazalım. Anlatayım hemen kısaca. Yumuşama, ünsüz yumuşaması. Hastalık kı değildi, hastalığı oldu. Sert ünsüzlerle biten sözcüklerin sonundaki ç, k, p, t ünsüzlerinin yumuşayarak c, g, yumuşak g, b, d'ye dönüşmesidir. Hemen yazalım arkadaşlar. Sert ünsüzlerle biten hızlı bir şekilde yazalım. Ünsüzlerin kelimelerin sert ünsüzler yumuşayarak C, G, yumuşak G, B, D, Y dönüşmesi. Sert ünsüzler neydi arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Sert ünsüzler Ç, K, P, T. P, Ç, T, K şeklinde geçiyor bu. Ç, K, P, T. Evet. Ne oldu? K sert ünsüz değil mi bunlar? Sert ünsüz. Ne oldu K? Dönüştü. Yumuşak ünsüze dönüştü arkadaşlar. Yumuşak G'ye dönüştü. K zaten genellikle yumuşak G'ye dönüştü. Bu şekilde bu sorumuzu da tamamladıktan sonra 8'in sorumuza geçelim. Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. Sahaftan bir kitap. Noktalı virgül gelecek arkadaşlar. Kırtasiyeden kalem, virgül, defter, silgi alıp eve döndü. Nokta. Acaba gelirken bir şey almayı unutmuş muydu? Soru işareti. Eyvah. Bilmem. Annesine hediye almıştı. Evet, bu şekilde noktalama işaretlerini de yaptık. Kolay bir şekilde. 9'un sorumuzu geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden sayıların en büyük harflerinin yazımında ve büyük harflerinin yazımında yanlışlık olanları işaretleyiniz demiş. Sabah merkez ortaokuluna yarışma için gidecek. Evet arkadaşlar burada O büyük yazılacak. Bunu işaretleyelim. Bu hafta Çanakkale geçinmez kitabını bitirdi. Yanlışlık yok. Babam piknik için 25 lira. Burada bir yanlışlık var arkadaşlar. 25 lira. Yani birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır arkadaşlar. Nasıl yani? Bakın 20 bir de 5. 25 ayrı yazılır arkadaşlar. Burada yanlış yazılmış. Geçelim. 200, 300 mesela şu şekil. 200 bunlar ayrı yazılır. 300 ya da 365 bunların hepsi ayrı yazılır arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim. Tutulmada dünya ay ve güneş arasında. Evet bunlar büyük yazılmış. Doğru arkadaşlar. Bir yanlışlık yok. Her birimiz üçer tane kalem aldık. Evet burada da bir yanlışlık yok arkadaşlar. İki tanesi yanlış oldu. Onları da söyledik.
Aşağıdaki altı çizili kelimeler mecaz, gerçek ve terim olarak ayrılır. Ayıralım arkadaşlar. Öncelikle mecaz anlam kendi anlamından farklı bir anlamda kullanılması demektir. Onu bilelim. Terim anlam arkadaşlar kısaca yazalım. Terim yani bilim, sanat, meslek dalıyla ya da bir konuyla ilgili özel ve belirli kavramlar. Terim anlam. Bilim, sanat, bilim tabii ki burada virgül, sanat, meslek dalıyla ilgili kavramlar. İlgili, kısaca kavramlar, özel ve belirli kavramlar. Kavramlar yani nasıl arkadaşlar? Bakalım. Söylediği sözler kafasını kurcalıyordu. Kurcalamak arkadaşlar burada mecaz anlamında M yazalım. Penaltı yatan oyuncu çok üzülmüş. Şimdi bilim, sanat, meslek dedik. Bilim, sanat, meslek herhangi bilim mesela sanat, meslek, penaltı bir futbol terimidir değil mi arkadaşlar? Penaltı. O zaman T yazıyorum. Bayramda okul için gösteri yaptılar. Bayram. Burada gerçek anlamda canım. Evet. Kadayıf tatlısı çok hafif bir tatlıdır. Evet, hafif bir tatlı olması mecaz anlamdır arkadaşlar. Kelimenin kökünü bulup yerine koydu. Evet burada Türkçe'de kelimenin kökü kök olarak kullanıldığı için terim anlamındadır arkadaşlar. Buraya da T yazdık. Geçebiliriz 11. sorumuza. Yanmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde çok üzülmek anlamında kullanılmıştır? Bu sene tatile gidemeyeceğim, ona yanıyorum. Evet, burada çok üzülmek anlamında. Vaktinde değiştirmeyen biletler yandı. Burada biletler boşa gitti. Akşam oldu evlerin ışıkları yandı. Bu da gerçek anlamda. Çocuklar günlerce ateşler içinde yandı. Çocuk pardon. Yani burada da hararet ateşi çıkmak anlamında. Ama burada çok üzülmek anlamında arkadaşlar. 12. sorumuza geçebiliriz. Numaralanmış cümlelerden hangisinde ince sözcüğü mecaz anlamda kullanmıştı? Bakalım kitap ince olduğu için hemen bitmişti. Bu da gerçek anlamda arkadaşlar. Sahilde ayakkabımız ince kumlar doldu. Bu da gerçek anlamda. Bu gülümseyse ince bir alay gibiydi mecaz anlamda. Eline ince bir değnek alıp dolaşmaya başladı. Evet ince burada da gerçek anlamda. Hangisi oldu arkadaşlar mecaz? Evet C seçeneği 3 değil mi? Hemen işaretleyelim. 13. sorumuza geçelim. Yukarıdaki metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Kitaplarla tanışmadan önce kendimi çok yalnız hissederdim. Çok yalnızdım ve sıkılırdım. Ama kitaplarla tanıştıktan sonra bütün dünyam değişti. Artık yalnız değilim. Binlerce arkadaşım var benim sıkılacak vaktim yok. Ana fikrini buluyoruz. Kitaplar insanın en yakın arkadaşlarıdır. Kitaplar insanların en yakın arkadaşlarıdır. Evet dursun bir arkadaşlar. Çünkü ana fikri bu veriyor. Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşta edinir. Ana fikir değil. İlgimizi çeken kitaplar okumalıyız. Evet böyle bir şey yok zaten. Kitap okumayan cahil kalır. Böyle bir şey de yok. Ha, seçeneği bize kaldı. En yakın arkadaşlar evet çok güzeldir. Tavsiye ederim arkadaşlar. Kitap okumak. Kök bir sözcüğün parçalanmayan anlamlı en küçük parçası. Biz yukarıda kökün anlamını vermiştik kısaca değil mi? Diğer bir ifadeyle sözcükte bulunan tüm yapım ve çekimekleri çıkardıktan sonra geriye kalan anlamlı kısım. O sözcüğün kökü sayılmaktadır hatırlayın. Bir sözcüğün kökü o sözcüğün tamamı ile anlam bakımına ilişkili olmak zorundadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde sözcüğün kökü yanlış gösterilmiştir? Bakalım arkadaşlar yanlış gösterilmiştir. Nasrettin Hoca bir gün yabancı, yabandan yabancı. Doğru arkadaşlar bu. Davranışlarda ince olacak arkadaşlar kelimenin kökü. Bu yanlış. Kütüphane yıllar önce çıkan yangından, yanmaktan. Evet bu da doğru arkadaşlar. Dolunayın parlak görmekten görüntüsü olmuş. Evet arkadaşlar B seçeneğimiz yanlıştır. Hemen 15. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisinde sayıların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Son denememizde 75 sorucu. Ben size sayıların yazımını yukarıda gösterdim. Bakın 75 de ayrı yazılır doğrudur. Çilekleri ikişer ikişer ağzına atıyordu. Arkadaşlar üleştirme sayıları, bunlara üleştirme sayıları diyoruz. Üleştirme sayıları yazıyla yazılır. Yazıyla yazılır. Bunu şu şekilde yıldızlayalım. Bu cevabımız budur. Beşer oyuncudan oluşuyor. Bu doğrudur. Okuma yazma. Üçüncü. Evet bu da arkadaşlar doğrudur. B seçeneğimiz yanlış oldu. Üleştirme sayıları yazıyla yazıldığı için. 16. sorumuza geçelim. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcükte diğerlerinden önce gelir? Bakalım arkadaşlar. Kömür, küskün, sonra kömür, sonra kira. Evet kefil arkadaşlar. En başta kefil gelir. Dikkat edelim. 17. sorumuza geçebiliriz. Ben yazdığım bir hikayenin 10 yıl sonra da 100 yıl sonra da okunacak bir değer taşımasını isterim diyen bir yazar aşağıdakilerin hangisini vurgulamıştır? Hikayelerini anlaşılır bir dille yazdığını,
hikayelerin anlaşıp yok arkadaşlar. Hikayenin kalıcı olmasını amaçladı. Evet arkadaşlar. İleride hikayelerinden çok para kazanacağını, hayır. Yazdığı hikayenin herkesi sevmesi beklediğini, bu da hayır. Kalıcı olmasını amaçladı arkadaşlar. Bunu vurguluyor. Annemin en sevdiği vazoyu kırdın. Eyvah! Evet, bir ünlem. Bu cümlede parantez ile belirten yerlere sırasıyla aşırken noktama işaretleri hangisi getirilmelidir? Biz getirdik bile. Hemen bu dağınıklığı toplamalıyız. Burada büyük harfle başlamış nokta. Bana yardım edeceksin değil mi? Soru işareti. Ünlem nokta soru işareti. Evet. C seçeneğinde var arkadaşlar. Hemen geçelim. Çabuk bir şekilde bulduk. Ben de bir kitap alacağım. Yukarıdaki ifadede örtülü olarak kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? Daha önce hiç kitap almamış. Hayır. Kitap almak için acele etmeli. Hayır. Başkaları da kitap almışlar. Başkaları da evet ben de kitap alacağım dediğine göre evet. Alacak başka ürün yokmuş. Hayır arkadaşlar. C seçeneği ben de dediği için doğru oldu. Aşağıdaki 20. sorumuza geldik arkadaşlar. Son sorumuz aşağıdaki sözcüklerin hangisi ünsüz yumuşaması olmamıştır. Ünsüz yumuşaması olmamıştır. Ben size yukarıda ünsüz yumuşamasını gösterdim sevgili öğrenciler. Hatırlayın. Hani PCTK dedik. Onlar CG, yumuşak G'ye dönüşüyordu şeklinde söylemiştik. Hani hatırlayın. Mesela ağaç, ağacı. Evet arkadaşlar. Ağaç, Ç, C'ye dönüşmüş. Ünsüz yumuşaması vardır. Kitap, P, B'ye dönüşmüş. Ünsüz yumuşaması vardır. Boyun. Boyun. Arkadaşlar boyun, boynu. Yani burada ünlü düşmesi olmuş arkadaşlar. Boyun düşmüş. Boynu olmuş. O yüzden C seçeneği doğrudur. Kalbi, kalp yine hatırlayın. P, B olmuş. Bu şekilde evet, sert ünsüzlerde biten PCTK şeklinde sert ünsüzlerde bitenler bu şekilde ünsüz yumuşaması oluyor arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Düzenli çalışırsanız, düzenli bizi izlerseniz, bizi takip ederseniz notlar kendiliğinden gelecektir. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.